Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Belediyesi'nin çiftçilerin ürünlerini alıp halka ücretsiz dağıtma kararının ardından aynı talep için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Üreticiler olarak zor günlerden geçtiklerini dile getiren Göktepe, tam kapanmanın başlaması ve ardından semt pazarlarının kapanmasının üreticileri ciddi zor duruma soktuğunu söyledi. Tabii ki üreticiler olarak zor günlerden geçmekteyiz. Tam kapanmanın başladığı günden bu yana semt pazarlarının da kapalı olmasından dolayı üreticilerimiz ve ayrıca hava sıcaklığının da gerçekten arttığı bir dönemde Malta Eriği dediğimiz yeni dünya, örtü altında domates, salatalık ve hala açıkta çok kalması da örtü altında muz üretimi devam ediyor. Diğer patlıcan, biber, yani bütün örtü altı ürünlerimiz hala üretimi devam ediyor. Tabii ki tam kapanma başladığı arkasından semt pazarlarının ülke genelinde kapalı olması üreticilerimizi ciddi anlamda zor durumda soktu. Aynı talep için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşmede bulunduklarını açıklayan Göktepe, muşmula ve diğer örtü altı ürünler için üreticilerin ürünlerine talip olmalarını istediklerini aktardı. Üreticilerimiz için daha ne yapabiliriz diye çözüm odaklı çalışmalarımızı başlattık. Alanya Belediye'mizden yapmış olduğumuz, belediyemizle yapmış olduğumuz işbirliği protokolü gereği üreticilerimizin özellikle şu anda fiyat olarak risk altında bulunan iki kalem, yani sebze üretiminde çok ağır bir şekilde darbe almış olan hem salatalık hem de kabak üretimi ciddi düşüş yaşadı. Bu hususta Alanya Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanımızdan görüşmelerimiz doğrultusunda, ricamız doğrultusunda her üreticiden 500 kilogram bugün saat 14'te Payalılar Belediyesi düğün salonunda başlayarak sonrasında takvim olarak çarşamba günü, perşembe, cuma ve cumartesi günleri hem doğu bölgesindeki üreticilerimiz için hem de batı bölgesindeki salatalık ve kabak üreticisi olan çiftçilerimizden çiftçi belgesini ibraz etmeleri kaydıyla 500 kilogram ürün alacaklar. Ve bunu üreticilerimizden aldıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ya da artık Ramazan gününde çok da ihtiyaç sahibi varamayacağız. Çünkü yeterince ürün var. Bunları vatandaşlarımıza, tüketicilere dağıtacaklar. Ben bu hususta Sayın Belediye Başkanımıza göstermiş olduğu hassasiyet, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gösterdikleri ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca biz aynı talebi Büyükşehir Belediyesi ile de görüşme yaptık. Onlardan da aynı şekilde hem Malta eriği için hem de örtü altındaki sebze üretimi için üreticilerimizin mallarına talip olmaları, bunları tüketiciyle buluşturmalar hususunda görüşmeler yaptık. İnşallah ilerleyen günlerde bu hususta da olumlu sonuçlar gelecektir. Üreticilerden çiftçi belgeleriyle dışarı çıktıklarında kolluk kuvvetleri tarafından ceza yazıldığı yönünde kendilerine sorular geldiğini kaydeden Göktepe, çiftçi belgesi E-Devlet'te kayıtlı olmadığı ve üreticinin kayıtlı olduğu oda Ziraat Odası olduğu için isterlerse odamızdan ya da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden çiftçi kayıt belgesi alabilirler ifadelerini kullandı. Bize de sıkça gelen soru, çiftçi belgesiyle sokağa çıkma olduğunda bununla ilgili kolluk kuvvetlerinin, gerek jandarmamız gerekse emniyet müdürlüğündeki görevli arkadaşların ceza yazdığı hususunda sorular geliyor. Yani bunun içinde e-başvuru üzerinden görev belgesi, izin belgesi alınması hususunda biz bu hususu, çünkü çiftçi belgesi E-Devlet'e kayıtlı olmadığından dolayı ve çiftçinin kayıtlı olduğu sivil toplum örgütü odası, Ziraat Odası olduğundan dolayı isterlerse Ziraat Odası'ndan çiftçi belgesi alarak ya da Tarım İlçe Müdürlüğü'nden ÇKS belgesi alarak bu tam kapanma sürecindeki sokağa çıkmada suistimal etmemek kaydıyla evinden çıkıp üretim yaptığı bahçeye gidip orada gerekli tarımsal faaliyetlerini sulamadır, gübrelemedir, hasattır, genel kültürel işlemleri yaparak tekrardan evine dönmek kaydıyla çiftçi belgesi geçerlidir.